Evet merhabalar, bu videomuzda semantik elementten bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bunlar tasarım konusunda direkt olarak karşımıza çıkacak şeyler değiller. Yani direkt olarak tasarım ilgilendiren bir kısım değil, senin front-end kısmını ilgilendiren bir kısım değil tam olarak. Yani görünüşünü ilgilendiren bir kısım değil. Semantik elementler aslında tamamen SEO denilen bir kavram. Ki bu şekilde SEO şeklinde artık nasıl okunuyorsa. Bu kavram nedir? Şöyle yazalım hemen. Search engine optimization. Ee, yani bu aslında arama motorlarının e, sizin sitenizdeki içeriği çok daha iyi anlayabilmesini, çok da, e, yani karşıs insanların karşısına çıkaracağı zaman e, sizin çok daha ön planda olabilmenizi, e, sitenizin içeriklerinin doğru bir şekilde yansıtılabilmesini sağlayan bir kavram aslında. Ve bunu yapmak için ise ki bu kavramı ilerde yine tekrar işleyeceğiz, e, bu kavram için ise bazı etiketler var. Bu kavram için e, oluşturulmuş örneğin mesela burada e, semantik elementleri görüyorsunuz. Mesela article, e, aside, details gibi. Mesela örneğin burada en çok kullandıklarımızdan mesela header kısmı veya Evet mesela header kısmı. Bu bizim en e, baş kullandığımız bir mantıksal element gibi element gibi düşünebilirsiniz bunu. Dediğim gibi bakın herhangi bir şey değişmiyor. Ya yani mesela ben buraya p-test yazdım. Herhangi bir değişik var mı? Yok. İsteyeyim yakınlaştırdım. Hayır, evet. Yakınlaştırmışım. Eee Herhangi bir değişiklik yok fakat bu etiketleri kullanmak mesela burada bir nav denilen bir etiket var mesela bu navigation bar dediğimiz genelde sitelerde mesela bu sitede de vardır illa. Bakın girelim. Bakın burada bastığım zaman gördüğünüz gibi farklı yerlere gidebileceğim bana farklı kaynakları sunan bir bar var burada buna navigation bar deniyor. Farklı sitelerde farklı tasarımları var. Mesela burada gerçi aynı site oldu. Youtube'da da aslında şu solda gördüğünüz bu menü var ya burası da navigation bar. Teknik olarak bu var şöyle yan alalım navigation var onun dışında bakıyorum semantik elementlere Burada mesela bir e, makale yazacağınız zaman sitenizde article kullanmak e, Bunun dışında mesela footer çok kullanılır Footer nedir onu da söyleyeyim hemen footer genelde bakın mesela şurada bir örneğini Gördüğüm için burayı seçmiştim bakın şu altta gördüğünüz şey footer Genelde footer'da sosyal medya hesapları işte farklı kaynaklar e, sunulur bu bir footer'dır eğer footer yani bu kısmı kodlayacağınız zaman siz e, footer e, semantik elementini kullanırsınız ki e, yani SEO'ya yardımcı olmak için yani SEO derken şunla karıştırılmasın. E, search engine optimization'a yardımcı olmak için aslında kullanırsınız bu mantıksal elementler elementler, semantik elementler elementler. Mantıksal diye bir çeviri doğru değil tam olarak ama. E, burada birçok var. Mesela time kullanırsınız. Eee time'ın içerisine ...yazamadım ama. Böyle bir... E, ...şey vardır, semantik element vardır. Mesela gideyim ben burada... ...dokumentasyonla. Bu mesela çok önemli olabilir. E, çünkü bakın, mesela biz burada bir şey yazıyoruz. Metin yazıyoruz. Ve e, işte... ...mesela... ...şöyle diyelim. Mesela böyle bir time etiketi koyalım. Daha sonra date time eşittir deyip burada bir tarih gireceğiz. Mesela 2020 0503 diyelim. Ve bu sanırım 5. ayın 3'ü diye e, olması gerekiyor. 5. ay o aynı. Ancak Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 3 Mayıs'ta diyelim mesela çekilişi var dedik. Örneğin şimdi bu bize ne gibi bir yardımcı olabilir? Şimdi biliyorsunuz ki özellikle Chrome gibi tarayıcılar e, arama yani arama algoritmalarını çok fazla parametre kullanırlar. Yani aramayı nereden yaptığınız, işte ne zaman da yaptığınız, işte hangi bilgisayardan yaptığınız, yani sonuçta kişiselleştirme yapılıyor bu aramalarda ve e, tam olarak hangi tarihte yaptığınız da aslında yani, tam olarak hangi tarihte değil de hangi tarihe hedeflediğiniz birazcık önemli. Örneğin mesela güncel çekilişleri arayan bir arama yapacaksanız bu time size çok işinize arayabilir. Yani bu time'ı sizin sitenizde kullandığınız zaman bu zamanla ilişkili aramalar e, direkt olarak sizin sitenize yönlendirilmesini sağlar. E, bu, bunun gibi semantik elementleri kullandığınız zaman siteniz zaten ön planlara çıkar. E, Chrome üzerinde artık hangi browser'ı kullanıyorsanız. Ve bunun dışında <laughs> mesela bakıyorum aklıma direkt gelen ki bunları kullanacağız aslında kullandıkça daha çok karşınıza gelecek ama bakın burada mesela benim daha önce anlattığım H1 olayı var. Bakın en yüksek dizi, dizi top level heading diyor. Yani bu H1 etiketi bizim en önemli yani en önemli başlığımız neyse asıl içeriğimizin başlığı neyse o zaman kullanmamız lazım. Bu mesela SEO'ya yardımcı olan bir durum. Ki farklı bir okunuşu varsa mazur görün e, fakat bu şekilde okunduğunu düşünerek böyle söylüyorum ama yanlış olabilir. Dolayısıyla e, Bunun gibi e, aslında şeyleri semantik elementleri kullanarak bu h1 buna dahil e, Bu nav, footer, işte header gibi e, etiketleri kullanarak SEO'ya çok yardımcı olmuş oluyor Search, opt Search Engine Optimization'a Optimization Dolayısıyla bunları özellikle projelerimizde kesinlikle kullanacağız. Çünkü bu bizim dediğim gibi sitemizin ön planda olmasını sağlayacak. Dolayısıyla sitemizin trafiğini arttıracak.